öyle bir yağma kitlesi var ki ancak bombayla karşı koyabilirim. Bir sefer dedim ki bu rant o kadar ellerini bir yerlere uzatmış ki. Bu basında çıktı. Ellerini uzatmış ki halkın desteğine ihtiyacımız var. Bunu, bunu devlet olarak bir çözemiyoruz. Çünkü buraları yakalamışlar. Halkın desteğine, halkın daha büyük bir tepkisine ihtiyaç var. Yani gerçekten eğer benim o itirazlarım dış politikada, iç politikada, anayasada nazar alınsa Bugün Türkiye'de iddia ediyorum AK Parti'de bu durumda olmazdı. Peki o, yüzden, o, o itirazı o, yaptığınızda <laughs> sene kaçtı? 2011'den itibaren biz böyle olduk yani. 2011'de siz mesela İsmail Küçükkaya'ya akşam manşetinde 2011-12. Yani o zaman demek ki konuşabiliyordunuz değil mi? Bakanlar, milletvekilleri o zaman konuşabiliyorlar demek. Ee, yani i̇şte bugün... ben konuşuyordum kendi payıma ama. Ama bir e, şey e, Sayın miyim? Bak. özür dilerim bir şey söyleyeceğim. Şimdi sizin dediğiniz tarih 2007-2008'den başlayarak 2012'ye kadar e, özel etkili mahkemelerde cadı avının uygulandığı, da Atatürkçülerin kamudan da, biçildiği, da sosyalistlerin, Alevilerin, solcuların, demokratların e, kamudan e, gerek o davaya dahil edilerek gerekse açıkça kimlikleri ibraz edilerek Yok. ya bu hakim Alevi denilerek Yok. kamudan biçildiği Yok. dönem. Yok. 2011, Bunu da demokrasi 12. diye anlattılar. Yok. Ha? İsmail Bey bak 2011-12'de bu tür örnekleri bulursanız ben de teker teker incelerim. Çünkü sayın o, o, sayın tarihte, Başbakan telefonda dedi ki o hakim Alevi değil mi Doğan Grubu'na bakan davada. Doğan Grubu'nun davasına bakan hakimin yes, Alevi ne, olup olmadığını sordu. Ne, ne demiş olabilir? E, 2010 ben, referan referandumunu baş, söyleyeyim baş, Sayın baş, Bakan şey, özür dilerim. Şey 2010 yılı referandumu, 12 yılı referandumu. Mesela siz olumlu buluyorsunuz anladığım kadarıyla o günlerde bunu. Ya 12 Eylül'de bile... E, ...yargı bu kadar zaptur altına alınmamıştı. Peki. Koca bir çete yargı ele geçirdi. Peki kimin sayesinde? Nasıl kimin sayesinde? Yani CHP'nin de... sayesinde. Bir dakika. Yok. CHP demedim. Yok. CHP demedim ben. Anayasa değişik... anayasa değişikliğinde... E, ...birinci sınıf hakimler... ...HSYK seçimlerinde birer hakim oy verecekti. Ve karma bir yapı olacaktı. Değil mi? Bir, bir kişiye... ...oy verecekleri için dağınık bir yapı çıkacaktı. Ve içinde herkesin olacağı bir yapı çıkacaktı. Ne oldu? Bir grup yargıda örgütlü olduğuna güvendi ve işi Anayasa Mahkemesine götürdü. Bak parti söylemiyorum. Tam CHP götürdü. Anayasa Mahkemesine. Ama mahkemesi bu AK Parti ile cemaatin ortak iş yaptığını bir yok, ortadan bir kaldırır yok. mı? başka bir şey var. Hmm. Ama siz orada hayır biz ele geçiririz diye bir oyun kurarsanız o oyun size zarar verebilir. Oyun kurmayın. Çoğulculuğa yani çoğulculuk. Cemaatin yargı sprintle... ele geçirmesinin sebebi CHP'nin itirazı mı? Hayır, Anayasa Mahkemesine işin götürülmesi ve bu ve yüzden cemaat yargıya mahkeme... geçirdi. Anayasa Mahkemesi'nin liste usulünün önünü açsın. Sayın açması. Bakanım yapmayın. Positif, ya zaten sizin o dediğiniz tarihe şey kadar Zekeriya ya? Öz Beşiktaşlıyısı da insan doğuruyordu ya. Yani Aha, o zaman inançlarından ötürü, zaman, görüşlerinden ötürü, politik duruşlarından ötürü bak, AK Parti'nin sizin çahsen, demokrat bak, bulduğunuz 2007-2011 arasında demokrat değil. Bak eleştirdim. Benim şimdi yani burada gazete küpürü getirseydim daha iyi olurdu belki. Böyle gösterirdik ekranda. Mesela 2009'da ben 2009'un Nisan'ı şeye girerseniz mesela bütün izleyicilerimiz için söylüyorum. Bakan Günay 12 Mart'a benzemesin. Veya ki dediklerim Bakan Günay rant lobisi İstanbul'u ahtapot gibi sardı. Bu anlattıklarımın hepsinin Rank gazetelerde. Doğru, doğru. Ha, ben 2009'un Nisan'ında bu ergen Okulu tartışmaları yeni başlıyordu. Türker Hanım operasyon yapmışlardı sabah evet, karşı. Hayır, evet. İtiraz ettim ve haber ala. İtiraz ettim ve isyan ettim. Dedim ki bakın bu 12 Mart davalarına benzeyecek. 12 Mart işte terörle mücadele falan gibi başladı. Sonra Bülent Timur Esen'i, Tarık Sefer Tunay'ı, Mümtaz Soysal'ı aldığı Bir cadı avına döndü ve içinden çıkılmaz hale geldi. Arkasından aflar maplar işe ancak düzeltebildi. Bu AK Parti'ye zarar verecek. Evet galiba zarar verecek dedim ben. Yani çok elimde veriler yok. Ben Benim tüm tüm itirazım yanlış Ben muydu. bunları Şuradan söyledim. Itiraz ettim. Yani siz dediniz ya benden sonra bozuldu. Hayır sizden Hayır, önce benden bozuldu. Benden sonra aleniyete siz... çıktı. Yok yok çok, zaten aleniydi. çıktı. Rezaletti. Ortalıkta, ortalıkta, ortalıkta <laughs> dökülmüştü ama <laughs> bence siz 2013'te bunu eee evet. bilince çıkardınız ve ayrıldınız. Fakat sizden önce de zaten 4 yıl boyunca Ergenekon, Beşiktaş Adliyesi ve Ankara Adliyesi'nde sırf kamusal alanda muhalefeti temizlemek için eee bir ele geçirdiği olduğu gibi. Bir şimdi olduğu, gibi. Şimdi bir, gibi. Şimdi o, olduğu e, gibi. Aynı şekilde tamam devam şimdi ediyor. Gibi. Aynı Ama yani. o dönem evet. bu demokrasi diye diye yapıldı. 12 Eylül'le askerle yüzleşme diye diye yapıldı, darbecilerle yüzleşme bak, diye diye yapıldı. En Şimdi, azından bugünkülerin demokrasi abi, iddiası bak, yok. Bu akşamki gündemi buraya mahkum etmeyelim. Bu çok ayrı bir tartışma. İsterseniz onu bir başka zaman konuşalım. Ama eğer o yargılamalar konusunda muhalefet de dikkatli bir tavır alsaydı, nasıl iktidar topyekun mahkum etmeye kalktı gibi muhalefet de ayırmadan topyekun savunmaya kalkmasaydı Türkiye daha sağlıklı bir yargılama süreci yaşayabilirdi. Ve biraz önce dediğim böyle yargıda çoğulculuk olmasın. Biz ele geçirelim ve biz ele geçirelim diye hesap yaparsanız öteki taraf ele geçirir. Ama bu sizin mesuliyetiniz ortadan kaldırmaz. Yani sizin de tek taraflı olarak yargıyı ele geçirmek konusundaki gayretinizi unutturmaz. Orada vebal Kimdedir? Ortadadır bence vebal. Yani sizin de böyle bir hamleniz oldu. Bir kişi oy kullanılsa dağınık bir yargı yapısı olacaktı. Yani anlatmaya çalıştığım şu, karşılıklı yanlışlar yapıldı ve iktidar elbette bir dolu yanlış yaparken muhalefet de hiçbir zaman yeteri kadar vizyonlu davranmadı, ufuklu davranmadı. Yani e, ne bileyim 2004'te Avrupa Birliği'nin ile müzakere süreci alındı değil mi? Ben o dönem şunu hatırlıyorum. Bir, bir dolu benim Avrupa'dan tanıdığım sosyal demokrat arkadaşım bana Avrupa Birliği ile müzakere sürecinde müzakere yapılan ülke bölünürse Avrupa Birliği her iki tarafla da müzakereyi sürdürür diye imzalar atıldığına dair belgeler göndermeye kalktılar. Bir tanesi de dedim ki ya Brüksel bir saat. Gidin bakın metne. Şimdi Avrupa Birliği yeteri kadar desteklenmedi. Avrupa Birliği bir tarafa itildi. Açılımlarda evet e, usul yanlışlıkları vardı ama bence niyet doğru ve güzeldi keşke keşke sonuca, sonuca başın. Buralarda hep muhalefet hep söylediğim şu sağdan muhalefet yapın sürekli. Ben CHP arkadaşlar ama ya sağdan muhalefet yapmayın. Soldan muhalefet yapın. Yani iktidarı bir yere doğru, olumlu bir yere doğru itin dedim. Bir ara bir hatırlayın. Miydi? hatırlayın. Örneğin Fethullahçılarla koalisyon varken olumlu bir yere gitme ihtimali var mıydı? Ben de Belki yani. Fethullahçılarla koalisyona o kadar gitmezdi. Belki gitmezdi. Belki orası bozulabilirdi. Yani bu bu geçmişin tarihi objektif biçimde nasıl 12 ama bir, Mart 12 ben şimdi mi? mesela 12 Mart'la ilgili çalışırken o dönemi yaşadım ama bir daha gördüm ki mesela 12 Mart'a Türkiye'ye getiren başka bir şey var. Bir de arada 9 Mart var. Çok atlıyoruz. Bir başka girişim var ve o girişim başarılı olsa Türkiye 12 Mart'ta ödediğinden daha ağır bedeller ödeyecek. Resmen bir bağız gelecek Türkiye'ye. Biz o gençliğimizde bunu atladık. Evet biraz biliyorduk ama Hatta orayı kutsuyorduk bile. Ya keşke onlar mı olsa diye düşünenlerimiz vardı. Ama şimdi 50 yıl uzaktan o delikanlığımda yaşadığım tarihi yazarken ben 12 Mart'ta Türkiye'yi sadece o 5 tane imzacı generalin değil ordu içindeki başka bir cuntanın getirdiğini itiraf etmek durumunda kaldım. Ben şeyi merak ettim. yani e, acaba Erdoğan'da bir dönüş, dönüşüm var mı? 2010'da siz kabinede birlikte oturdunuz Erdoğan'la. Kabine toplantısında ya da parti toplantısında. Türkiye demokrasi gelmesi için şöyle şunları şunları çıkarmamız lazım. Bu, bu yasalar demokrasiye aykırıdır diye bir konuşma oluyor muydu orada? Başbakan gerçekten samimi biz bizim görmediğimiz kapalı ortamda böyle konuşuyor muydu? Şimdi bakın niyet okuma diye bir şey var. Ben yani insanların iyi niyet esastır diye de hukukta bir şey var. Bir de masumiyet karidesi var. Ben hukukçuyum. Ben insanı şurada benim karşımda oturduğunuzda söylediğinizi doğru kabul ederim. Yani bir e, bir büyük yazara diyelim e, bir ödül takdim ederken Çetin artık altını. insanlar Artık insanlar düşüncelerinden ötürü yargılamayacak. Artık insanlar e, fikirlerinden ötürü, şiirlerinden ötürü, yazılarından ötürü hapislerde yatmayacak. Bunu tarihe bırakacağız, gömeceğiz. İyi ki yazdınız, yolumuzu aydınlattınız derse. Tamam ama ben kabine toplantısında diyor muydu bunu? Ben buna inanırım. Evet böyle konuşmalar vardı. Yani bir dönem var. Ya işte 12 Eylül referandumuna giderken işte bir solcu yazalım, bir sağcı yasalım. Bu nasıl bir vicdandır diye kürsüde ağlayan bir adamın ben iyi niyetine inanırım. Yani bir izleyicimiz ben... yazmış diyor ki Ertuğrul Günay da mı kandırılmış yani diyor. Yani bence Türkiye kandırılmadı mı bütünüyle? Bütünüyle yani 20 milyon insan e, oy veriyor 20 yıldan beri. Bir bir, bir top yekün bakalım. Ya Keşke da baş, bu yola başka başka bir şey saydım dediniz. Başka siz? bir şey. Yok ben yaptıklarımdan memnunum. Ben bakın siyaset topluma hizmet için bir araçtır değil mi? Ben 70'li yıllarda, delikanlılık yıllarımda başladım. Türkiye'nin en genç seçilerek, öyle atanarak değil, milletvekili oldum, il başkanı oldum falan. Hayatım konuşmayla geçti. Konuş, 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 kurultayda konuş, yuhlan, kurultayda konuş, alkışlan falan. Ben hizmet etmek istiyorum milletime. Burada bir koalisyon imkanı buldum. Yani benim 2007'de yaptığım koalisyonu AK Parti 8 yıl yıprandıktan sonra CHP 2015'te yapmak için 35 gün masada oturdu. Değil mi? Yani ben orada bir koalisyon yapma imkanım buldum. Bu ülkeye 3000 bin tane eser getirdim. Nazım Hikmet'in yurttaşlığına katkım oldu. Memuzini ana diliyle yayınladım. Madımak'ta kebapçı vardı 15 beş yıl. Doğru, siz ben o kebapçıyı doğru, kaldırdım. Doğru. Şey kebapçı ayıbını kaldırdım. Doğru. Ee, yani Türkiye'de ben öleceğim onlar kalacak. Allah'a şükür diyorum. Dünya çapında dünya güzeli müzeler yaptım. Zevukma Urfa, Hatay, Aydın. Kendi doğduğum şehirde konuşmanın ötesinde üç kişiyi de işe sokmanın ötesinde bir şey yapamamıştım. Dünya güzeli bir kültür merkezi yaptım. Cide'ye yaptım, Çaycuma'ya yaptım, Aydın'a yaptım, Demre'ye yaptım. Hizmet etme fırsatı buldum. Devletin bir kuruşunu çarçur etmedim. Sokakta da Allah'a şükür tek başıma dolaşıyorum. Sabahtan film alıyorum elime, alışverişe çıkıyorum, geliyorum. Halk da benim ne yaptığımı biliyor. Ben yani şey neyin pişmanlığını şey yaşayacağım. Yanlış bir şeyin altını imzalamadım. Devletin bir kuruşunu yanlış yerde kullanmadım. Yanlış olduğunu gördüğüm şeye de 2009'da, 10'da, 11'de itiraz ettim. E, o itirazların sonucunda tabii başbakan değişse daha iyiydi ama başbakan değiştirme gücümüz olmadığı için ben değiştim. Orada da noktayı koydum bu kadar. Ben sizin döneminiz çok başarılı bir dönemdi. Ya Kültür Bakanlığı döneminiz. Yani orada hakkınızı yenemez. Hatta Sivas'taki madımak meselesinde yani